Merhaba arkadaşlar ben son Hocanız. Orjinal Matematik Yayınları'nın 2024 TYT Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. EBOB KOK'ta 3. teste kalmıştık. 3. testin çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şimdi testimizin ilk sorusuyla çözümlerimize başlayalım. Şimdi diyor ki bir de K ve L birbirinden farklı iki doğal sayı. A ondan küçük, B de ondan küçük olacak. K ve L birbirinden farklı olacaklar. Tamam peki bakalım. Şimdi K sayısını A ve A artı 1 gibi iki ardışık sayı söylemiş. Yani ondan küçük olacak. iki ardışık sayının çarpımı. L sayısı da yine aynı şekilde. B ve B eksi 1. B ve kendisinden bir önce gelen sayı iki ardışık sayının çarpımı şeklinde olmuş. Ve EBOB'ları kaçmış? 8'miş K ve L'nin. Şimdi ben buradan ne anlarım? İkisinde de ortak çarpan olarak EBOB dediğine göre 8 çarpanı vardır diye düşünürüm. Şimdi buna göre işlem yapmaya çalışalım. Yani mesela ama sayılar da ne olacak arkadaşlar? Birbirinden farklı olacaklar. Şimdi mesela A'yı 8 seçsek. Bunu 9 seçsek. Şimdi 8 çarpı 9 oldu. Şimdi ben B'yi 8 seçersem. O zaman B-1'de ne yapacak arkadaşlar? 7 yapacak. Ve böylece K ve L sayılarını birbirinden farklı yapmış oldum. Ama ikisinin de bunu ne yapmış oldum? 8 yapmış oldum. Yani bir tane ortak sayı oluşturmaya çalışıyorum. O, o ortak sayımız da kaç olacak? 8 olacak. Şimdi buna göre K ve L'nin ekoku nedir demiş. Şimdi baktığınızda K sayısı 8 çarpı 9. L sayısı da 7 çarpı 8. O zaman bunların ekokuna baktığınız zaman bir kere... Kesin ikisine de 8 yazarız. Ne yapıyorduk? İkisinde de olan olmayan bütün asalların en büyüklerini yazıyorduk. 8 var. E baktığınız zaman 7 de var. E 9 da var. O zaman bizim ek neymiş arkadaşlar? 7 çarpı 8 çarpı 9'muş. Peki bunun bizden bu şekilde şıklara baktığınızda gösterimini istiyor. Yani 7 çarpı 8 çarpı 9'u nasıl ifade edebiliriz? Mesela başındaki ifadeler yani 1'den 6'ya kadar olan sayılar varmış gibi düşünürsek 9 faktörel deriz. Ama daha sonra benim ne yapmam lazım? Şuradaki arkadaşları sadeleştirmem lazım. O zaman bunun altına bir tane de 6 faktörel yerleştireyim ki buradan ne gayetsin? Üst taraf 6 faktörel çarpı 7 çarpı 8 çarpı 9. Alt tarafta 6 faktörel dersek iki tarafta da 6 faktörel gider. 7, 8, 9 gelir ki bildiğiniz istediği odur. O zaman bizim doğru cevabımız ne olmalıdır? 9 faktörel bölü 6 faktörel. Yani doğru cevabımız neymiş arkadaşlar? İlk soru için C yanmış. Şimdi geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda bir tane beşgen bir tane de yedi gen vermiş. Bir, iki, üç, dört, beş, altı pardon sekiz gen vermiş. Düzgün beşgen ve düzgün 8 gen üzerine oklar bir rakamını gösterirken iki çokgen de o merkezleri etrafında sabit hızlarla saat yönün tersine oklar üzerinde dönmeye başlıyor. Düzgün beşgen iki tam tur attığında yani iki turu ne kadarmış arkadaşlar? Beş saniyemiş. O zaman biz buradan şöyle yapalım isterseniz. Bir turu için İki buçuk saniye isim verelim. Bir turu iki buçuk saniye diyelim soldaki. Peki sağdaki sekiz ginde bir tam turu sekiz saniyesi o zaman bir turu da ne yapacak arkadaşlar? Sekiz saniye yapacak. Peki bakalım bu sekiz saniye. Diğeri de iki buçuk saniye. Buna göre kaçıncı saniyede iki ok da bir rakamını gösteriyor? Olamaz demiş. Şimdi şöyle düşünelim e, bir tam turunu 2,5 saniyede tamamladığına göre soldaki sağdaki de bir tam turunu 8 saniyede tamamladığına göre o zaman oklara tekrardan 2,5 saniyede bir sol taraftaki 1'e gelecek sağ taraftaki de 8 saniyede bir gelecek. O zaman biz aslında ne yapalım 2,5 ile yani 2,5 dediğiniz şey nedir 5 bölü 2'dir 5 bölü 2 ile 8 bölü 1'in nesini alalım Ekokunu alalım. Şimdi ne yapmaya çalışıyoruz? Bunların katlarına çıkmaya çalışıyoruz. İkisinin de katı olacak şekilde. Mesela şöyle bir şey yapabiliriz. Rasyonel ifadelerin ekokunu alırken ne yapıyorduk? Üsttekilerin ekoku, mesela şöyle yaparsak A bölü B, C bölü D dersek üsttekilerin ekoku yani A ile C'nin ekoku bölü alttakilerin ebobu diyebiliriz. Yani B ile D. Şimdi o zaman 5 ile 8 nerede birleşir? Ekokuna baktığınız zaman 40 ile birleşir. Peki 2 ile 1'in EBOB'u nedir? 1'dir. O zaman bizim cevabımıza gelecek 40 gelecek diyebiliriz. Yani bunlar 40 saniyede 1. Tekrardan hem soldaki hem sağdaki 1 numaralı yere gelecek. Çünkü 2.5'un katıdır 40. Aynı zamanda 8'in de katıdır. Şimdi bu işlemden sonra 2 okta ok bir rakamını gösteriyor olamaz demiş. O zaman 40'ın katlarında sadece 40'ta değil biz en küçük katını bulduk. ikisini birleştiği yeri. O zaman her 40'ın katında bunlar ne yapabilirler? Tekrar bir numara olarak oklara gelebilirler. Ama 60. saniyede ne yapamazlar? Bir numara yerler oklara gelemezler. Bilginiz olsun. Bu da ikinci sorumuzun çözümüydü. Geldik üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuzda A'lı tutumlukları 140 ve 24 santim olan iki farklı küp şeklindeki gibi aynı renkli küpler üst üste konulacak şekilde düz bir zemine yerleştiriliyor. Yani 140, 140, 140, 140. Diğeri de 24, 24, 24 diye yerleşecek. M tane yeşil küp ve N tane mor küp üst üste konulduğunda İki setin yüksekleri birbirine eşit. Yani nasıl söyleyelim? 140 çarpı m diyelim. Eşittir. Ne diyelim? E, 24 çarpı n'dir diyelim. Şimdi mesela burada bir sadeleştirme yapsak. ikisini de e, 4'e bölsek. Mesela 4'e bölsek kaç yapıyor orası? 6n yapıyor. Sol taraftakini 4'e bölsek 70, 35m yapar. Demek ki burası 6 olduğunda, burası da 35 olduğunda aynı yüksekliğe gelebilir arkadaşlar bize sorduğu şey ne? M artı N toplam aşağı hangisi olabilir? Ben yalnız şöyle bir şey buldum. En küçüğünü buldum. Yani burası 6 kat. Burası da 35 kat olursa da ne yapacaklar? Aynı yüksekliğe gelecekler. Yani sadece 6 ile 35 değil. Belki 12 ile 70 de kabul edilebilir. Bak toplamları zaten 82 geldi. Tabii böyle çözmeyeceğiz de şöyle düşüneceğiz. 6 ve 35 topladığınız zaman ne yaptı? 41 kat mı yaptı? O zaman 41'in katlarında ne yapabilirler? Denk gelebilirler. Bakın B şıkkında da zaten 41'in katı 82 var. O zaman 82 zaten sorumuzda da zaten bize ne soruyor? Olabilir soruyor. şekli Ne yapacağız? Çözüme gideceğiz. Hadi bakalım geldik 4'e. Ebob ne demekti? Ben bunu size hem kampımda hem de soruları çözerken bunun için testlerde de söyledim. Ebob sayılar Ebob'un katıdır. Yani benim A sayımda, B sayımda K'nın katıdır kesin. Buna göre K sayısı A artı B sayısını tam böler. Şimdi bu da aynı zamanda şimdi K A sayısı K'nın katı. E B sayısı da K'nın katı. Doğru mu? İkisi de K'nın katı. Şimdi o zaman mesela şöyle yapabilirim. Mesela A sayısına ne diyelim? A K diyelim. B sayısını da B K diyelim. Şimdi siz bu ikisini topladığınızda ne elde edeceksiniz? A artı B çarpı K elde edeceksiniz. Yani sizin bu toplamınız A artı B'niz k'nın katıysa o zaman doğal olarak k sayısı da bu arkadaşı ne yapacaktır? bölecektir diyebiliriz. Şimdi buradan üçüncü öncüle geçeceğim. k sayısı a kare artı b kare sayısını tam böler demiş. Şimdi a kare dediğiniz zaman ne oldu? a kare k kare, b sayısı da b kare k kare oldu. Siz bunları topladığınızda k kare parantezini a kare artı b kare yapar ki şu ifade dikkatli bakarsanız şu ifade dikkatli bakarsanız k'nın yine katıdır. İçinde k çarpını vardır. O zaman k sayısı bu ifadeyi de bölecektir. O zaman üçüncü öncülümüz de doğru. Ama ikinci öncülümüzde kesinlikle doğrudur diyemeyiz. Neden? Çünkü k küp sayısı a kare artı b kare sayısını tam böler. Ben bunda emin değilim. Şimdi burayı k kare tam böler. Onu net de k küpün böldüğü ilgili bir fikrimiz yok. O zaman ikincisi için muallak diyoruz. Yani doğru cevabımız ne gelecektir o zaman? 1-3 gelecektir diyebiliriz. Bu da dördüncü sorumuzun çözümüydü arkadaşlar. Şimdi geldik 5. sorumuza. Yukarıdaki şekilde merdivenlerle ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiş. Her iki merdivenin basamak yüksekleri eşit tam sayı uzunluğuna sahiptir. Her iki merdivenin basamak yükseklikleri, şimdi basamak yükseklikleri dediğiniz şey şuralar oluyor değil mi? Basamak yükseklikleri eşit ve tam sayı uzunluğuna sahiptir. O zaman yani eşitse 60'ı da 75'i de ne yapacağız? Tam böleceğiz. Peki bakalım. Her bir merdivenin basamak genişliği kendi içinde eşit tam sayı uzunluğuna sahiptir. Şimdi bunlar kendi içerisinde A, A, A diye giderler. Bunlar da kendi içerisinde B, B, B diye giderler. Bunlar da B. Tamam mı? Her merdivenin hem genişliği var hem yüksekliği var. Şimdi burada diyor ki en az sayıda basamaklardan oluşturulan merdivenlerde diyor. O zaman biz ne yapalım? Burada gördüğünüz 60 ve 75'i şimdi sonuçta eşit yükseklikler kullanacağız değil mi? Basamak yükseklikleri eşit. 60'ı ve 70'i bölebilen. Biz o zaman 60'ın ve 70'in nesine bakalım 75'in? EBOB'una bakalım. Kaçtır EBOB'u? 15'tir diyebiliriz değil mi? Mesela burası 15 çarpı 4'tür. Burası 15 çarpı 5'tir. İkisini de bölen sayı ne? 15. O zaman EBOB'ları 15 oldu. O zaman 15 santimlik yüksekliklerden yaparsak. Yani 15 santim yükseklik dersek burada 4 basamak olacak arkadaşlar. Doğru mu? 15 dersek burada da 5 basamak olacak. Şimdi 5 basamak varsa 5 genişlik vardır. O zaman burası 5B'dir. Burası 4 basamaksa burada da 4A vardır diyebiliriz. Burada bana ne demiş? AB ile CD birbirine eşit. Yani şuradaki 4A ile 5B eşit. O zaman buradaki A ve B dediği şeyler X uzunluğu şimdi 4A olacak. 5B olacak. Ben buradan ne anlıyorum? Hem 4'ün katı olmalı hem de 5'in katı olmalı. O zaman okey kalırsak 4 ve 5 ile ilgili. O zaman bizim merdivenliğimiz genişlik olarak yani A ve B arasındaki genişlik 20'nin katları olabilir. 80 olabilir, 100 olabilir ama 75 olamaz arkadaşlar. Zaten bize ne soruyor? Hangileri olabilir diye soruyor. O zaman doğru cevabımız ne gelecektir? Denizi gelecektir diyebiliriz. Peki hocam 20 değil de 80 e nasıl vardı? Şimdi ben 4 basamak, 5 basamak dedim ama ben EBOB'u 15 olduğu için ben bu basamakları 4 basamak, 5 basamaktan değil de belki hani nasıl yapalım? Mesela 1 basamaktan da yapabilirim. Anladınız mı? Yani illa yükseklikler 15 santim olacak diye bir kaydı yok. Yükseklikleri 5 santim de seçebilirim. 60 ve 75'i böyle bile. Ama biz bunların içerisinden en büyüğüne bakarak kesin 20'nin katıdır diye konuştuk. Oradan da 20'nin katlarına bakarak doğru cevabın ne olduğunu karar verdik. Geldik 6. sorumuza. 6. sorumuza diyor ki yukarıdaki görselde karesi içerisindeki mavi karelerin bir kenarı 8 santim. Bunların her biri 8 santim. Kırmızı karelerin bir kenar uzunluğu 5 santim. O zaman buranın kaç tane mavi olduğunu bilmiyorum ama mesela orada 8 mavi artı 5 tane ne vardır? DC uzunluğu vardır diyebiliriz. Yani onun tamamı için 8M artı 5'tir. Dedi. Aynı şekilde bu arada ABC karesi. Aynısını öbür tarafta yapacağım. Şimdi bunlar 5 5. Şuradaki mor olan da 4 olduğuna göre ona da ne diyelim arkadaşlar? 5 kırmızı artı 4'tür diyelim. Şimdi bu şartı yerine getirecek bir tane kenar uzunluğu bulalım. 8'in katının 5 fazlası, 5'in katının 4 fazlası. Şimdi mesela biz bunu nasıl yapabiliriz? Her tarafa sayı ekleriz. Mesela ben buraya A desem. Mesela kaç ekleyebilirim her tarafa? Biz ne yapıyorduk? Bunu büyük olandan yola çıkarak hareket ediyorduk. Mesela burayı tamlamak için 3 lazım ama burayı tamlamadı. Yani 5'in katı yapmadı. O zaman 3'ün 8 fazlası ben buraya 11 eklersem. Bakın burası 16 yaptı. Burasını da 11 eklersek burası 15 yapar. 5'in katı yapar. Her tarafa 11 eklediğimizde o zaman 8M artı 16 yaptı. Yani 8'in katı. Aynı zamanda burası da ne yaptı? 5K artı 15 yaptı ki burası da 5'in katı. O zaman burası kaçın katı yapar? 40'ın katı yapar. A artı 11'den bahsediyorum. Bana sorduğu şey bu kenarın, bu karenin bir kenar uzunluğu tam suyu cinsinden en az kaç santim olabilir? O zaman sen K'yı 1 seçersen, o zaman burası 40 olur. Ama biz 11 eklemiştik. O zaman o 11'i geri alırsan... A kaç yapacaktır? Yani karenin bir kenar uzunluğu 29 yapacaktır diyebiliriz. Bu da 6. sorumuzun çözümüydü arkadaşlar. Şimdi geldik 7. sorumuza. 7. sorumuzda diyor ki abi B birer pozitif tam sayı ve A ile B'nin O B obebi de B bölü 6'ymış. Hmm. Şimdi şöyle diyebiliriz o zaman. B sayısı şimdi O B'lerine mesela K dersek B sayısı 6K'dır. Bir de A sayısı var. Ona da mesela ne diyelim? A çarpı K diyelim. İkisi de dikkatli baktıysanız nedir arkadaşlar? K çarpanına sabit. Zaten biz EBOB'dan ne demiştik? K'dır demiştik. Peki buradan yaptığımız işleme bakacak olursak. A ile B'yi toplarsak. K parantezinde A artı 6 diyelim. Burası kaçtı? 21'di. Şurada vermiş. O zaman şimdi ne olabilir bununla bu ne olabilir düşündüğünüz zaman. Şimdi A artı 7 demek ki burası bir kere 7 olabilir ya da 21 olabilir. Çok da büyük seçeneğimiz yok. Burası ya 7 olur, burası 7 olursa burası 3 olur. Ya da burası 21 olur, burası 21 olursa burası 1 olur. Şimdi bu dediklerimize bakarak şimdi şunu şuraya alalım. Bakalım dediklerimiz gerçekleşiyor mu? Mesela ben şuradan çektim. K'yı 3 kabul ettim. Şimdi A artı 6'yı kaç kabul ettim? 7 kabul ettim. A buradan kaç oldu? 1 oldu. Şimdi A 1 oldu, K 3 oldu. O zaman buraya bakalım bir. A'sını 3 seçmiştik. O zaman burası 3, burası 3. A'sını 1 seçtik. O zaman A kaç geldi? 3 geldi. B kaç geldi? 18 geldi. Diyebiliriz bu ihtimalimizde. Yani 3'e 7 seçersek. Peki 1'e 21 seçersek? Yani K'yı 1. Yani A artı 6'yı da 21 seçersek. A o zaman ne yapar? 15 yapar. Şimdi şuradakilere bakalım bir. Şimdi biz B'yi 18 buluyoruz biraz önceki haliyle değil mi? Şimdi bir daha bakalım. E, K'yı 1 seçmiştik diyor. Yani K'yı 1 bulduk diyor. O zaman burası 1 olacak. Tamam burası 1 oldu. O zaman buradan B kaç geldi? 6 geldi. A'yı 15 seçtik. Burası 15 oldu. Şimdi B sayısı 6. A sayısı da ne yaptı? 15 yaptı. Doğru mu? K'sını 1 seçersem EBOB'ları kaç? 1. Ama peki bunların OBEB'leri 1 mi? Değil. OBEB'leri kaç bunların? 3. Demek ki bu şekilde 1'e 21 bir seçeneğimiz yok. Bizim olacak seçeneğimiz tek ihtimal K'nın 3, A artı 6'nın da 7 olmasıdır. O zaman dediğim gibi K'yı 3 seçince B sayımız ne gelecek arkadaşlar? 6 kere 3'ten 18 gelecek diyebiliriz. Bu da B'nin karşılığıdır. Bu da 7. sorumuzun çözümüdür. Burada biraz dikkat edeceksiniz. Harflendirme yapıyorsunuz. O harflendirmenin sonucunda da ne yapıyoruz? Çözüme gidiyoruz. Umarım anlatabilmişizdir. Geldik şimdi 8. sorumuza. Şimdi 8'de diyor ki bana A ve B birbirinden farklı birden büyük doğal sayılar. 15 A ile 20 B'nin 15 A ile 20 B'nin ortak asal bölen sayısı bir tane. Zaten şu an baktığımızda ikisinde de 5 çarpanı görüyorum ben. Yani 3 çarpı 5 çarpı A var bir sayımızda. Bir sayımızda 2'nin karesi çarpı 5 çarpı B var. Zaten bir tane ortak yakaladık mı? Yakaladık. Zaten ortak asal bölen sayısı bir tanedir demiş. Ortak zaten bir tane bu iki sayımızda. O zaman başka ortak gelmeyecek. Yani ben A'da 2 yok, 2 vardır diyemem. 2 yok. Mesela A'da 2 yok. Mesela B'de de karşıdaki asallardan 3 yoktur. Ama A'da 3 ve 5 olabilir. 3 ve 5 olabilir. Aynı şekilde B'de de 2 ve 5 olabilir. Böyle bir yorum yapabiliriz. Daha sonra burada demiş ki A ile B'nin OBB B'dir demiş. İki tane sayı seçiyorsun. Seçtiğin sayılardan biri OBEB oluyor. Ne zaman olur bu? Sayılar birbirinin katıysa olur. Mesela sayılar 20'ye 60 seçtim. Sayılar birbirinin katı. Küçük olana biz OBEB deriz. Büyük olana ne deriz biz? OK deriz arkadaşlar. Fix. O zaman ben buradan şunu anlıyorum. A ile B'nin OBEB'i B ise demek ki B küçük olan. Yani A B'nin katı. A B'nin ne kadar katı? X katı olsun. Anlaştık? Şimdi bize sorduğu a eksi b farkının alıcı en küçük değeri sormuş. O zaman a yerine x çarpı b yazalım. Eksi b diyelim. O zaman b parantezine x eksi 1 geldi. Şimdi bunun az olmasını istiyorum. Şimdi b sayısında bir kere 3 yok. Burada 3 yok. 2 olabilir mesela. Burada 2 olabilir. Peki. Şimdi burada 2 olursa. Şöyle yapalım. x dediğimiz şey a da b'nin katı olacak. Ha bir dakika. a b'nin katı olacaksa. O zaman B'de 2 çarpanı olamaz. Çünkü A sayısı B'nin katıydı ya ama A sayısı da 2 çarpanı olmayacak. O zaman ben olsam B sayısına 5 yazarım. Ortak olsun. A zaten B'nin katı olacak ya. Yani burası 5'in katı. O zaman bu da 5'in katı. Zaten ben 5'in katı yazabilirim demiştim. Tamam okey. O zaman ben 2'yi yazmayayım. Peki x yerine ne yazayım? A B'nin kaç katı olsun? A B'nin mesela 2 katı olmasın. 3 olabildiğine göre 3 katı olsun. Peki bir katı olabilirdi ama sayılar birbirinden farklıydı. O yüzden de ben başka bir şey yazamıyorum. X'e de ne yazmam lazım? 3 yazmam lazım. O zaman 5 çarpı 2'den bizim cevabımız ne gelir arkadaşlar? 10 gelir diyebiliriz. Bu da 8. sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik dersimizin ve testimizin son sorusuna 9. soruya. A ve K birer doğal sayı. 5'te K'nın EBOB'u 1'dir. EBOB neydi? İkisinde de ortak olan en büyük sayıydı. İkisinde bölebilen en büyük sayıydı. Ya da sayılar EBOB'un katıydı. Şimdi 5 ile k'nın ortak bir çarpanı var mıymış? Yokmuş. O zaman ben şunu anlıyorum. K'da 5 yok. Aynı şekilde 7 ile k'nın da EBOB'u 1'dir. O zaman k'da 7 de yok. Yani benim şuradaki sayımda ne 5 çarpanı var ne 7 çarpanı var. Vatandaş demiş ki sana A faktöriyel ben böyle yazdım. A faktöriyel içerisinde 6 tane 5 çarpanı var. Böyle tek tek çarpmış bir araya getirmiş. Tamam mı? Aynı zamanda A faktörüyle içinde 3 tane 7 çarpanı. Şimdi başlıyorsun 1, 2, 3, 4 diye gidiyorsun ya sen bunları çarpmaya. 5 beş çarp 5'i yazdığında şimdi 1 çarp 2 çarp 3 çarp 4 çarp dediğinde 5'i yazdığında bir tane 5 yakaladın. Sonra 10 yazdığında da bir 5 çarpanı yakaladın. 15'te de 20'de de o 25'te 2 tane 5 çarpanı geldi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani ben A'yı 25 yazarsam 25 faktörün içerisinde toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 5 çarpanı olmuş olur. Burayı yakaladım. Sıra geldi 7 çarpanına. Bunlara böyle devam ettiriyorum ya. 7 çarpanından bir tane gelecek 7. 14'ten bir tane gelecek. Bir tane de 21'den gelecek. Etti mi sana 3 tane? Etti. Burada ne yazıyor? 3 yazıyor değil mi? Demek ki sen ifadende 28 yok. He, ama 25 var. O zaman sen A'yı 25 kabul ettiğinde 25 faktöriyeldir. Yani A 25 kabul ettiğinde 25 faktöriyeldir. 25 faktörün içerisinde 6 tane 5, 3 tane de gördüğün gibi 7 vardır. 26 yazınca da aynı şekilde, 27 yazınca da aynı şekilde ama sen 28 yazamazsın. Neden? 28 yazarsak 7'den 4 tane olur. O da olmaz. O zaman A'nın kaç farklı değer vardır? 3 farklı değer vardır diyebiliriz. Bu da 9. sorumuzun dersimizin de son sorusunun çözümüydü. Ve böylece ne yapmış olduk arkadaşlar? EBOBOKOK'un 3. testini beraber yapmış olduk. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sık çalışın. Hoşçakalın.